Ayça, niye o dudakların büzdüğünü ne? Hazır yufka çünkü. Tam düşündüğüm gibi çıtır çıtır hazır yufka. Buyurun, çıtır çıtır size baklava. Hı hı. Hazır yufka ile yapılmış baklava. Hamaratlık değil midir? Dediğim gibi hazır yufkanın arasına Antep fıstığını koyup da şerbetini çektiği zaman zaten lezzetli bir tatlı ortaya çıkar. Benim zaten iki tane el açmam vardı Ebru Hanım. O yüzden de bunu da bu şekilde tercih ettim. Bu da hamur ya. Hamur olabilir ama tadına bakacaksınız, şerbetine tadına bir bakın, ondan sonra yapacağım. Şey, bıçak alabilir miyiz acaba? Tabii ki de, ben unuttum. Kat kat da olmuş. Evet. Bakar mısınız? Kaç kat acaba? Yani yufkanın içinde kaç kat var? Bayağı açılmış. Hepsini kullandım. Bayağı güzel açılmış. Gökhan Bey, sizin için hamaratlık mıdır az yufka ile baklava yapmak? Tadı önemli. Ben az önce de söyledim. Siz tat odaklı bakıyorsunuz. Evet. Demek tadı, tadı iyi ise, hazır yufkadan da yapılsa el açması da olur. Yani dün mesela Hacer Hanım su böreğini hazır su böreği yufkasından yapsaydı lezzetli. Ama ben Hacer Hanım böreğini zaten kötü demedim. Kötü. Hayır, hazır su böreği yufkasından yapıp sadece haşlasaydı sizin için yine lezzetli olsaydı puan verir miydiniz? Tadı güzel olsaydı verirdim. Yani anladığınız kadarıyla bu hafta Gökhan Bey'e lezzetli yemek yapmanız yeterli. Öyle oklava ile merdane ile yalandan savaşmanızın anlamı yok. Öyle. Peki el açması yapanı sizin gözünüzde bir farklılığı var mıdır diğerlerine göre? Hamur açmak bir hamaratlık değildir bence. Benim için. Siz ne düşünüyorsunuz Hacer Hanım? Katılmıyorum. Tabii ki her şeyi becermek bir hamaratlıktır. Lezzet tabii ki önemli ama bence bir uğraşısı da çok önemli. Sizce tabii Gökhan Bey açmak, hamur açmayı biliyor mu bilmiyor? Için, bilmediği bilmiyor için öyle söylüyor. Bence Gökhan Bey de hazır yufka falan kullanacak. Ya ondan beklemeyelim diye mi? Tabii. O yüzden şu an kapatıyor burayı. Bir de bir Mersinli olarak bunu söylemesi. Şu an pek umrunda değil Gökhan Bey, sizin yorumunuz baklavaya odaklandı. Hazır yufkayla böyle olmuş. Bir de demek ki açması yapaydım. Ay halimize. Gramatör getirmek lazımdı. Kız bu niye böyle? Kesemedim. Ben tereyağla yaptım Kadir Bey. Kesilmiyor. Yok, sende problem değil. Yufkada problem var zaten. Yufkayı açan da galiba. Çok tatlı yapmış ondan Kadir Bey. Savaşı yapıyor. Ya, yufkayı sen atsaydın problemi sana itelerdi. Altı güzel kızarmış bence. Ondan dolayı sert olabilir. Yok, altında değil. Üstü de kesilmiyor. Ya şimdi baklavamın nereye uçacağını düşünüyorum, kesemiyorum. Yardım edeyim mi? Çatal da geliyor. Çatal da geliyor. Elinize alıp yiyin, daha güzel oluyor. Kurumuş sanki, yağlı evet ama hamur kendi kurumuş. Bekleme süresi var ya Şedi Hanım, belki ondan olabilir. Bezin arasına koydunuz değil mi tek tek alırken? Tabii ki de, tabii ki de. Yoksa çabuk kuruyor, ondan bu mı? Bu tarz yufkaların esneme payı hiç yok. Normal el açması gibi böyle esnemiyor. Evet, evet. Net ve sert of, biraz. Sert. Kağıt gibi. Kağıt her gibi birini yani. De zaten ayrı ayrı açtım, ayrı ayrı serdim, ayrı ayrı yağladım. O şekilde zaten yaptım. Hepsini de ayrı ayrı açıp yağlandı yani o. Peki Hacer Hanım nasıl bunu? Elinizi açsaydınız daha güzel açardınız bence. Kadir Bey, öncelikle elinize çok sağlık. Çok sert çünkü. Olsun. Yani tatlıda çok yorumlanacak bir şey yok. Aa. Nasıl tadı, şerbeti, kızarması? Çok sert, kesilmiyor bile. Tereyağı kokusu geliyor böyle buram buram. Tereyağı var çünkü gitti. İçinde. Sadece o hoşuma gitti. Şerbetin kıvamı, şerbetin, şekeri. Şerbetin kıvamı da güzel. Hazır başka ne kalıyor? Yani. Ama bunda da bir emek var. Kaç gündür emekten bahsediyorsunuz siz? Benim dünkü su böreğimde de emek vardı. Tamam, bunda da emek kapağını var çünkü tek tek. Kapağını bulamamıştınız ya. Canım, ben güzel. Takılacak ama kadar bir değil mi? Yani bence tam baklava olmuş. Ben yani çorbada katıldım ama baklava tam olmuş bence. Bana göre olmamış. Afiyet olsun. Zaten bugün beğenmemeye gelmişsiniz, o yüzden de bir şey demiyorum. Allah aşkına iyi replik edinmişsin. Bugün de bunu mu buldun ikide bir? Ama gerçekten. Bir gün önce durup durup habire benim damak tadım, benim damak tadım. Bugün de şey bunu beğenmemeye gelmişsin. Siz zaten beğenmemeye gelmişsiniz. Arada değişir o replikleri. Ama sonra Kadir ezber yaptı diyorlar. Kadir Bey gününü geçirdi. Şu anda rahat rahat geldi. Verdiğim puandan da rahatsız oldu. O yüzden o şekilde gelmiş. Hiçbir şey de beğenmiyor. Hümeyra Hanım. Bu şekilde de gerçekten haksızlık. Hangi arkadaş mesela atıyorum ara yemeğini, ara sıcağını beğendi veya çorbanı da ben beğenmedim. Hangi kim beğendi? Ben tatlının içinde hazır yufka kullanmışsın. Tamam, olabilir. Lezzetini soruyorum. İnan ki dişim acıdı ya keserken. Ama tereyağı. Giderken dişimi götüreyim. Ne yapayım size? Tereyağınız gerek yok. Ben kendim giderim. Tereyağı kokusunu sadece hoşuma gitti. Buram buram böyle tereyağı kokuyor. Şerbeti güzel dediniz. Evet, şerbetin güzel olmuş.
Ama yani bunu benim kızım da yapar. Hani sen benim şey diyordun ya et ana yemeğime. İşte hemen ben işten geliyorum, çocuklarım hemen yapıyorum. Ben de kızıma derim ki mesela dışarıdan geliyorum. Kızım hemen anneciğim hazır yufka al marketten. Hemen içine yağ sür ver fırına ben derim. Ben size onu demedim. Kızım ben onu Ebru Hanım'ın yorumuna yaptım. Size öyle bir şey demedim. Dediniz. Yani böyle. Konuştuklarınızı hatırlayın. Gerçekten hiç öyle bir şey demedim. Size dedim. Size dedim ona demedim. İlk gün olay oldu. Hiç tanımıyorduk daha hatta şaşırdık. Size öyle bir şey söylemedim. Antrikot yapıyor. Evet. Hayır hayır hayır. Size dedi onu. Bana da dedi. Hatırlatayım mı? Pirzolayla karıştırdığım için antrikot dedim. Bonfileydi. Dedi ki ne? Ben de eve gittiğim zaman hemen dedi bonfileyi atıveriyorum dedi. Ben pirzola için onu söyledim. Hayır pirzola için onu söyledim. Size söyledim ama. Siz yine... Hatırlatıyorum Kadir Bey. Gerçekten. Bir saniye Kadir Bey'i hatırlatıyorum. Ben siz öyle bir yorum yapmadım Hacer Hanım. Gıdıklanıyor musunuz dediniz. Ben de yok dedim. Hümeyra Hanım'a gülüyorum. Sanki yumurta çıkarıp kırıyormuş da. Evet evet. Gibi evet. Her gün bonfile yapıyormuş öyle dedim. Öyle bir şey mi oldu? Öyle bir şey oldu tabii. Evet. Bu Hacer Hanım'ın elinde çok kaos koptu. Kaos bayağı vardı o yüzden. Peki Ebru baklavayı beğendiğime puan verecek misin? Puan vermeyeceğim. Bunu gelmeden önce de söyledim zaten. Dediğim gibi hazır yufka ile yapılan bir tatlı zaten güzeldir. Şerbeti evet güzel çekmiş. Ama ben çok korktum Çiğdem Hanım'ın üzerine uçacak diye kesip yiyemedim. Peki sebebi ne bu sertliğin? Yani hazır yufka sonuçta bakın parşömen kağıdı gibi tek tek ayrılıyor. Yani bu neden bu kadar sert olmuş? Ben bu aslında bu hazır yufkalarda bu şekilde oluyor biliyor musunuz? Ben bununla sadece soğuk baklava yapıyorum. Bir tek onda böyle sert olmuyor. Bunu düşünebilir de aslında eğer sürekli yapıyorsa. Sürekli yapmıyorum. İlk defa denemek istedim. Ama bir de çok katlı yapmış Kadir Bey. Bütün katı zaten kullandım. İşte hani bakın zemin kesilmiyor. Şerbeti çekilecekti be. Bakın kesilmiyor. Şerbeti güzel de çektiğini görüyorum buradan zaten. Çekseydi ama şey olurdu. Çünkü bütün hamuru kullandım. Teker teker. Peki Hümeyra puan gelmeyecek baklavandan. Sabahtan beri öve öve pişirdin yok dilim dilim ayrıldın. Dedin ki şahane olmuş bilmem ne olmuş. Şerbeti kıvamlı fıstığa boğdun. Bunun içine elden baksanız bir kilo yakın fıstık var. Bastı evet, fıstığın gözü. Ve şu an puan gelmeyecek. Yani tamam ev sahibi sizin iyisin hoşsun. Şu anda ses çıkartmıyorsun da. Birazdan puanlamada belki buradan sana çat diye iki gelecek. O zaman da bu kadar sessiz kalabilecek misin? Tabii ki de sessiz kalmayacağım. Ama iş işten geçmiş olacak. Ama şu anda ben söyle. Diyorum ki Ebru Hanım'a şerbeti güzel olmuş. Kızarması da güzel olmuş. Kat kat hepsini tek tek açtım, yağladım. Hani bu şekilde oluyor diye biliyorum. İlk defa da yapıp... Kısık ayarda mı pişirdiniz? Evet. Onun için sertleşmiş. İlk önce kısık ayarda işte pişirdik sonra yükseldik. Birden harlayınca... Ama birden harlayınca ya, kuruyor. Şey doğru ya. Kuruyor. Hayır... Şimdi ama yavaş yüksek yavaş. Yapsa bu yufkalar ama yok, hemen yanar ama. Kaçta 180'de pişir? 180'de falan. Direkt. Hatta 160'a aldık yok, ondan sonra. Yok direkt 180'de pişirdiğiniz zaman bu sertleşme olmaz. Önce biraz daha kısıktı. Çünkü şey hazır yufkalar biliyorsunuz havayı aldığı gibi kupkuru oluyor. Bu pişerken içinde sertleşmiş. Bir yani. De tereyağının üstündeki direkt köpüğü 180'de, de aldık ya, direkt yanmasın tereyağını diye. Tereyağını döküp direkt 180'e verseydiniz bu sertlik olmazdı. Bir daha öyle değil. Bu 160'da orada beklemekten yufka sertleşmiş. Peki siz puan verecek misiniz Çiğdem Hanım tatlıya? Yani yiyesem verecektim ama yiyemedim. Ama tadını beğendiniz. Tadı güzel olmuş ama yemedikten güzel. Sonra yiyemedikten sonra. Ama önemli olan o değil ama mi zaten? Azıcık hani, ben bunu en azından istiyorum. Tamam ben kurumuş olabilir merak ama. Merak ettim hani şey yapamadım ya. Böyle tamam, bir tadına kurumuş bakayım olabilir dedim. Mi? Şerbeti ne kadar güzel. Yiyemiyorum bari tadı nasıl oldu acaba? Ben bunu çok hevesle bekliyordum açıkçası. Çok seviyorum. Abi. Ve el açması bekliyordu evet. Çiğdem Hanım. El açması yapamazdım çünkü iki tane el açmam vardı. Tatlıda çok dediğim gibi vardı sizden. Dediğim gibi de. İki tane el açması derken. Bir erişte hamurum vardı. Bir de yani sonuçta zamanla yarışıyor. Yaşıyoruz Çiğdem Hanım. Zaten. Siz gününüz gelmediği için o yüzden... Yo biliyorum zorluklarını hani da. Yaşadım ben da. Özellikler. Sana da şimdi az önce günün geçti diyecekti sonra fark etti ki sen yaşmadı. Onu bir aldı bir toparladı o. O bir yapıştıramadı daha gününüz geldiğinde... Onu bana söylüyordun canım yanlış kullandım. Gününüz geldiğinde göreceksiniz zorluğunu çünkü iki saatte ya, gerçekten yarışıyoruz. Ben zorluğunu zaten söylüyorum. O yüzden de kolay dediğim şey gibi çok da özendim. Bol bol da koydum malzemelerini. Pişirmesiyle ilgili bu. Malzeme yanında yönünden sıkıntı yok canım. Kadir Bey. Bu kadar yani. Sertleşmiş. Benim Gökhan Bey'e geliyor. Bakayım o nasıl bir yorum yapacak. Buyurun Gökhan Bey. Fıstığı, şerbeti, tereyağı yerinde söyledim. Ama yiyebilseydim benim için senin daha iyi olur. Senin de mi dişin kesmedi? Dişini bıçak kesmedi.
İşe gelene kadar Kadir Bey. Bıçak, bıçak kesmedi. Bıçaklarımı yeni sizin için çıkardım. Ama gerçekten bıçaklarımı kesmedi. Bunları Bursa'da bile ilettik biz bu hafta. Sıfır baklava için. Çatalya mı olur? Üstünü de dökülür diye yiyemedim. O nasıl bir çatal kız? Ne kesiyor benim de ya onu diş kesen de çatalın yamulttuğunu. Yani. Kadir Bey. Çamur şey bence çatal, o gücünü çatal denedi. Yamultan baklava. Gücünü denediği için yamulttu çatalı. Yo, yo, bakın çünkü gerçekten bu bıçağı yapılır. Şu şekilde yapıyorsunuz tamam mı? Bakın kesiyorsunuz. O kadar bir sıkıyorsunuz ki çatalın yamulttunuz çatalını. Kesmiyorum. Leyla Hanımcığım bak. Çok özür diliyorum. Yani herkesten çok bak, özür diliyorum. Millet baklavaya sert bakın, desin diye çatalı yamulttu. Elimle yedin dediniz ya bakın elimle yesem. Yiyin. Afiyet olsun. Geç nasılsan seni dişin keser yani. Onu da. Yine çiğnenmiyor Kadir Bey. Ya pişirme hatasından olmuş. İlk defa yaptığı için. Fırının hatizliğine uğradım çünkü ilk defa yaptım. Yalnız Çiğdem Hanım mutfak profesörü. Ama ya gerçekten direkt bunu profesör pişirme olarak. Hatası yağası olmuş. Bir daha ama gerçekten Çiğdem Hanım ben tarif çabuk da yapacağım. Çabuk kuruyor. Siz çabuk kullanıyorsunuz yoksa hazır yufka? Yok ama yapanlardan biliyorum. Ha, çünkü gerçekten. Bir kere kullandım ben hazır yufka. Kadir Bey ben bunu yapıyor dediği gibi Hümeyra. Ya illa ki herkes bir kere dışarıda. Bir denemiştir. Ben zaten sadece baklava için bir kadın değilim. Ama ya. Gerçekten böyle sert açıyorum. Oluyor. Pişirmeyle alakası yok. Afiyet olsun herkese. Yani, sağlık. Afiyet olsun. Hümeyra Hanım hani hamar attınız. Hazır yufkayla baklava yaparak mı? Hümeyra Hanım hazır yufkadan bile baklavanız olmamış. Şekeri, şerbeti kıvamında, fıstığı, yağı da çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Ama hazır yufka neden bu kadar sert? Ya özellikle alt kısmı. Adamın dişine basıyorsun yani ben ki dişlerim gayet kuvvetli. Ben yedim sardım ben çünkü kat kat ayırarak yedim. Bir anda ısırmaya kalksaydın asla kesmezdi. Herhalde Çiğdem Hanım dediği gibi fırınla alakalı bir problem oldu. Çünkü üstü kızarmadı altı daha pek yani kızardı. Ya. İki renk olmuş. Baklava gelince ben mutfakta da bulurum. Bak kakaolu gibi kakaolu sade gibi olmuş. Şimdi baklavaya gelince ben şunu mutfakta da söyledim. Baklavanın en büyük meziyeti şerbeti yağı fıstığı geçtim. Yufka açılımıdır. Yani mesela böreği hazır yufka kullansaydın o kadar çok yufka önemli değildi. Böreğin içine, yağına, lezzetine bakardık ama kendi adıma söylüyorum bir baklava önüme geldiyse o baklavadaki hamar artık yufkadadır. Yani şimdi yahnide nasıl etin iyi pişmesi lazım? Burada da yufkanın iyi bir açılım olması lazım. Hamurunun kıvamını tutturmak lazım. Sirkesi, kıyırlığı. Keşke el açma hakkını bunda kullansaydın da böreği el yufkasıyla, hazır yufkayla yapsaydın hem poğaça gibi olmazdı. Börek gibi börek olurdu. Hem de buna derdik ki arkadaş el açması uğraşılmış ama lezzet konusunda şerbetini falan güzel ayarlamışsın. Ellerine sağ olsun. Kızarması da güzel kızarmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.